İyi akşamlar sevgili izleyenler. Futbol Muhabbet'te tekrar bir aradayız. Bu hafta Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçları geride kaldı. Tek eksik var. Trabzon bugün oynuyor. Bu akşam oynayacak. Hafta içinde önemli 3 büyüklerin Avrupa maçları var. Onları da konuşacağız. Oldukça enteresan bir haftaydı. Puan kaybetti zirvedeki takımlar. Özellikle üstündeki baskıyı atan Beşiktaş'ın puan kaybetmesi Fenerbahçe cephesinde tabii olumlu karşılandı. Fenerbahçe de değişik bir düzenle oynadı geçtiğimiz haftalara göre. Öncelikle Suat, ne diyorsun bu hafta için, geneli için konuşursak? Geneli için konuşursak Fenerbahçe'nin kazandığı bir haftaydı. Zaten Galatasaray Lig'de artık umutlarını kaybetti. Beşiktaş hani 2 puan kaybetti mi, 1 puan kazandı mı onu zamanı gelince konuşalım. Çünkü Beşiktaş bence 1 puan kazandı. Hani gitti denen maçı geri çevirdi. Ben pozitif yönünden görüyorum olayı. Bardağın dolu tarafındasın. Bardağın dolu tarafındayım çünkü Beşiktaş bir puanı aldı yani. Onu 2-0'dan geriden gelerek alabileceğini gösterdi. Yani önemli bir geri dönüş aslında. Kesinlikle yani. Tabii bu arada sevgili izleyenler, bir şeyi hatırlatmam ya da duyurmam lazım. Futbol Muhabbet yeni sezonda olmasa da yeni masasıyla yayında. Stüdyomuz daha güzelleşiyor. Bundan sonra daha da iyi olacak program inşallah. Ne diyorsun Müfit? Sence nasıldı haftanın yine? Sen Beşiktaş kanadını mesela Müfit, daha iyi biliyorsun. Önce bir lafını keseyim. Hani bir yenilik var. Bir yeniliği daha söyleyelim. İlker Akgüngör bir ödül aldı. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü. Onu da tebrik ediyoruz buradan. Eyvallah, çok sağ ol. Reklam yapmayı sevmese de biz yapalım. Eyvallah, yani. Sağ olun. Utandırdınız. Tebrikler tekrar. Eyvallah. Dönelim Beşiktaş'a abi. Dönelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'tan başlayalım. Şimdi Başakşehir maçı öncesinde hani bir hafta içinde kupa maçı oynadı Beşiktaş ve Marcelo bir kırmızı kart gördü. Tabii Rodolfo'nun da sezonu kapatması, daha önce Ersan'ın da gitmesiyle Beşiktaş bu maçta stoper ikilisinde Necip ve Alexis de. Sen hafta içi yorumlarında zaten hani öyle bir şey söylemiştin. Yani bizim Medyascope TV için yorum. Medyascope TV'den öte aslında geçenlerde bir arkadaşlarla oturduk beraber, onlarla bir sohbetimiz oldu. Orada ben bunu söyledim. Onlar da dediler ki bizim bu hafta attığımızdan bir fazlasını atmamız lazım dediler aynen. Ve bu ne demek oluyor? Yani Beşiktaş'ın aslında Beşiktaşlılar da bu maçta Beşiktaş'ın gol yiyeceğini bekliyorlardı. Yani Başakşehir... İki golü beklemiyorlardı herhalde. Tabii ama Başakşehir ligin zorlu ekibi. İkisi üçü bekliyorlardı ya da yani atmak için. Ha. Şimdi şöyle bir şey oldu. Necip'le Alexis oynayınca Mehmet Battal faktörü var tabii. Başakşehir'de 1.96 boyu var. Biraz kısa kaldı sanki değil mi Beşiktaş? Hem yani kısa hem de küçük kaldılar yanında. Daha yani, kalın çünkü Mehmet Battal kalın ve yıpratıyor Beşiktaş'ta bu karşılık sezon, defansı. Özellikle de bu sezon tam kapasiteyle oynuyor yani. Mehmet Battal'ın o sınırında Galatasaray, oynuyor. Galatasaray'a gelmeden önceki sezonda gösterip çıkış yaptı. Performansla Galatasaray'a geldi ama orada yokuş aşağı olmadı. Düştü, olmadı. Şimdi bence Mehmet onu gösteriyor. Bu biraz da tecrübesiyle, yaşıyla. Aynen öyle. Bir de çok hoca da güveniyor şu anda. Abdullah Avcı da kendisine güveniyor. Takım arkadaşları da güveniyor. Sürekli de oynuyor. Özgüveni de yükseldi. Şimdi böyle olunca aynen. Küçük kaldı yanında. Ayrıca yine Beşiktaş'a baktım ilk 11'ine bu hafta çıkan kadroda. 1.85'in üstünde sadece iki oyuncu vardı. Biri Atiba, diğeri de Gomez. Ama Başakşehir'de Yalçın var. Bekir var. Yanında Epriyan oynadı. Aynen. O var. Mehmet Battal var. Savunma attı bayağı kalıplı yani Başakşehir. Bir de bunun yanında mesela Mahmut. Daha önce stoperde oynamış. Evet. Hava toplarına çıkma alışkanlığı olan çıkan vuran da bir adam. Şöyle bir ekleme yapayım sana. Hepsi de sert oyuncular. Hani aynen, böyle yani evet. İnce ama uzun boylu özellikle Yalçın yani falan mesela. Hepsi zaten yani savunma ağırlıklı olduğu için bayağı kalıplı ve güçlü oyuncular. Beşiktaş orada da büyük yenilgiye uğradı bence iki takım arasında. Aynen öyle. Şimdi benim beklentim şuydu. Mehmet Battal'a top atılır. Uzun top. Visca, Doka, Mossoro onun yanına girer. Beşiktaş defansının arkasına sarkabilirlerdi. Korkum. Çünkü hem Necip hem Alexis Mehmet Battal'ın arkasında kaldıkları zaman önüne geçemiyorlar. Yani onu kapatamıyorlar da. Yani Mossoro, bunlar da çok süratli oyuncular. Hem Visca hem Mossoro hem de Doka. Özellikle de Visca zaten. Bir numaralı kontra atak. Yani Edin Visca galiba mesela, hani ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bizim ligdeki, Süper Lig'deki en iyi kontra atak hücumcularından biri. Aynen öyle. Yani çok hızlı, çabuk çoğalabiliyor. Mehmet zeki Battal, bir adam. Çok zeki bir adam. Mesela o golde, attığı golde Mehmet Battal'ı çok iyi bir duvar olarak kullandı. Aynen. Harikaydı. Değil mi? Yani tam da Abdullah Avcı'nın planları çerçevesinde gelen gol. Evet. Özellikle tam yani istediği
hücum stili. Aynen. Beşiktaş'a karşı çekmeye çalıştığı yer orasıydı. O gol oldu. Mesela Beşiktaş o topu kaptırıp sonrasında golü yedi. Zaten plan da oydu. Yani takımın merkezini orta sahaya kadar çıkarmış. Tam orta sahanın hatta biraz daha önüne kadar. Beşiktaş'a önde baskı yaptı Başakşehir. Ve Necip sol stoperde oynadı. Sürekli sağ ayağıyla topu oyuna sokmaya çalışıyordu. Sürekli hata yapıyordu. Ayrıca Beşiktaş'ta ön alandaki oyuncular da özellikle Olcan ve Gökhan'ın çok kötü oynaması. Yani çok kötü bir günlerindelerdi. Hiç top tutamadı Beşiktaş. Çıkmaya çalışırken toplar kaybetti. Ve 25. dakikada dediğimiz gol geldi Vizca'yla. Şimdi Necip dedin top çıkaramıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Necip orta sahada da normalde top çıkaramıyor. Necip'in aslında evet. Yani öyle bir eksikliği zaten. Acaba orada hani orta sahada ne bileyim Atiba'nın falan gelip böyle bir top çıkarma işlerini ona mı devretmesi lazım? Öyle bir sıkıntı görüyorum. Hayır zaten maç içinde Oğuzhan geldi. Zaten de geliyor aslında topu alıp o çıkartıyor. Ama önde baskı olunca Beşiktaş o oyunu çok fazla istediği gibi kuramadı da. Buna rağmen ilk gol öncesinde Beşiktaş iki tane çok önemli pozisyon yakaladı Mario Gomez'le. Mesela o ikisinden biri gol olsa biri ya gol da ikisi olsa. De gol olabilirdi. Gerçekten çok yani gole yakın pozisyonlar. Hı. Maçın şeyi bugünkü görüntüsü daha değişik olurdu kesinlikle. Herhalde diye düşünüyorum. Bambaşka bir maç oldu. Hı. Şöyle bir şey oldu. Gol sonrasında Başakşehir'de bu sefer yani maça başladığının aksine bir hareket yaptı. 1-0'dan sonra Abdullah Avcı. Senle de konuştuk mesela. Geri çekilme meselesi. Aynen. Yani merkezi bu sefer daha geriye aldı. Orta sahanın gerisine aldı takım merkezini. Beşiktaş bu sefer geriden top çıkartabilmeye başladı. Oyun kurabilmeye başladı. Ve etkili olmaya başladı. Yine iki tane Mario Gomez'in net pozisyonu var 1-0'dan sonra. Ayrıca başka pozisyonlar da var. Yine o gol olmadı. İkinci yarı başladı. Diğer dezavantajı Beşiktaş'ın. İşte yine duran toplarda bu fizik üstünlüğü Başakşehir'in. Ortaya çıktı. Mahmut vurdu kafayı. Golü de attı. 2-0 oldu. Sonrası maçın dönüm anlarından birisi Quaresma'nın oyuna girişi. Peki bir Quaresma'nın oyuna girişsem oraya gelmişken geç mi alındı? Yani daha önce alınabilir miydi? Çünkü Quaresma girdikten sonra Beşiktaş'ın gerçekten saha içi etkinliği inanılmaz değişti. Yani ilk yarıdaki Beşiktaş'la o Quaresma girdikten sonraki Beşiktaş arasında dağlar kadar fark var. Aynen öyle. Yani ama bu biraz da şeyden oldu. Yani Quaresma hakikaten bu sezonki performansında üstüne çıkmayı başardı. geç mi alındı? Bence devrede girebilirdi. Çünkü hem olabilir. Olcay hem de Gökhan Töre iyi değil. İkisi de çok kötü bir günlerindelerdi. Evet. Nitekim yani sezonun geri kalan bölümünde de Şenol Güneş bu değişiklikleri çok yaptı devre arasında. Açıkçası ben bekliyordum Quaresma'nın da girmesini. Sonradan oyunu aldı. Çok da büyük etki etti Quaresma. Cenk'in de girişi yine zaten hem Olcay hem de Gökhan çıktı ve bu ikili onların yerine girdi. Maçın gidişatını değiştirdiler. Gidişatı değiştiren bir diğer faktör de Emre'nin oyundan çıkması oldu. Başakşehir'in oynamak istediği oyunu yani oynayabilmesini sağlayan adamların Emre'nin başında geliyor Emre. O oyundan çıktıktan sonra takımın da aslında birazcık güveni mi diyeyim azaldı. Zaten şöyle bir şey de vardı. Beşiktaş biraz maçı kaybettim havasına girmişti 60. dakikalarda. Quaresma canlandırdı Beşiktaş'ı. Başakşehir de bundan biraz etkilendi açıkçası. Beşiktaş'ı zaten yendik dediler biraz da. O havaya da girdiler. Arkasından Quaresma bir müthiş trivela. Kimsenin beklemediği bir orta. Yani savunmanın da pozisyon da alamayacağı bir orta. Yani dünya üzerinde bir başka oyuncu zaten böyle aynen. bir hareketi yapmıyor. Bu hafta yapmıyor. Mesela gördüğümüz iki iyi hareketten biri. Hani büyük, üç büyüklerdeki iki iyi hareketten biri. Çok gerçekten çok. Hani ondan başka kimse yapamaz herhalde bizim aynen, ligde yani böyle. Başka türlü durmanız gerekiyor belki aynen. de Quaresma'yı savunurken. Hazırlıksız öyle bir yakalıyor. Silahı var. Hazırlıksız aynen. yakalıyor rakip aynen, savunmayı. Aynen. Ne yapacağını kestiremediği için tam zaten bu özellikleriyle kariyerini sürükledi. Hani nerede yakalayacağını hani tek ayakla sağa mı adım atayım, sola mı adım atayım bunu sezdiği anda Quaresma sizi zaten çoktan uyutmuş oluyor ve pasını, asistini yapıyor. Quaresma bunları golden şeyden sonra da yaptı. Devam aynen etti. Öyle. Golden evet. sonra da yaptı. Zaten ikinci golde de serbest vuruş. Yine orada mükemmel hareketler yaptı. Çok soğukkanlı. Nasıl yapıyor gerçekten akıl almıyor. Bu kadar rahat bu hareketleri yapabiliyor olması. Serbest vuruşu kazandırdı. Beşiktaş 2-2'yi buldu Atiba'yla. Sonraki bölümde de iki takım da aslında biraz dağıldı. Yani hem Beşiktaş üçüncüyü atayım derken hem Başakşehir eyvah dedi. Bu sırada kontralar yakaladı ama onlar da bir türlü o final paslarını yapamayınca her iki takım da bir üçüncü gol pozisyonunu dahi üretemediler.
Beşiktaş maçı bu şekilde bitti. Sence kayıp mı, kazanç mı? Tabii ki yani kaybettim dediğin, yani maçın içinde bile kaybettim dediğin bir maçtan bir puan çıkarmak ekstradır. Tabii ki maç öncesine baktığınızda. Maç öncesine baktığımızda da ben yani şurada farklı düşünüyorum. Maç öncesine baktığımızda da Başakşehir'de kazanması halinde Galatasaray'ın da üstüne. Tabii abi ben yani bence yani, Beşiktaş bence hani bu kadar üzülecek bir puan kaybı değil. Başakşehir ve Akhisar bu ligin hani bence Beşiktaş Fenerbahçe'den sonra en iyi top oynayan takımları. Böyle bir deplasman sonuçta. Yani Kasımpaşa devre arasından beri oynamıyor neredeyse. Kim kaldı geriye? Gerçekten Başakşehir ve Akhisar var. Hani Akhisar'ı sürükleyen adam da Rodega. Hani çok gerçekten bu hafta da iyiydi. Ama ben de aynı Suat'a katılıyorum açıkçası. Yani Başakşehir şöyle hani taraftar bakış açısıyla söylersen. Yani bakar ne yapar Türkiye'de taraftar? İşte küçük takım, bilmem taraftarı olmayan başka bir kulüp. 3 puanı yazar hemen kafada. Yani ne bileyim iddia oynayan adam işte bu maça normal şartlar altında 2 yazar. Değil mi? Ama Başakşehir'i biz bu sene görüyoruz. Başakşehir öyle bir Başakşehir değil. Aynen Başakşehir hani puan kaybedebileceğiniz bir maçlardan rakip. Birisi. Tabii. Yanına artı 1 yazabileceğiniz de. Artı biri dahi kazanç görebileceğiniz aynen. Rakiplerden biri. Hele ki 2-0 geriye düşüp maçı da yani bir geri dönüşle tekrar eşitleyebiliyorsan önemli. Yani bence hani bu tabii ki yüklendi Beşiktaş sonunda maçın sonunda ama hani çok kolay değil o iş oradan gol çıkarmak. Çünkü Başakşehir de dirençli takım yani ne olursa olsun direniyorlar. Yani orada Mario Gomez'in kaçırdığı pozisyonlar var. Onlar bence çok kritik. Hani hiç Beşiktaş açısından bu boyuta da gelmeyebilirdi. Mario Gomez'in hatta direği de sarıldığı bir fotoğrafı vardır. Bütün gazeteler Sosa'nın benim pası ayağını uzattı. Evet, uzattım. Aynen. Hani o golü kaçırdıktan sonra da böyle Beşiktaş artık ya atamıyoruz olmuyor durumuna geldi. İkinci yarıda zaten yine direkten dönen bir top oldu Oğuzhan'ınki. Bundan sonra demoralize oldu ama dediğin gibi Quaresma'nın girdiği dakikadan sonra Beşiktaş yeniden değişti. Ateşlendi. Bunda da Abdullah Avcı'nın da biraz hem takımı artık kendisi mi çekti, oyuncular normal sezi olarak mı geri çektiler bilemiyoruz ama yani bu doğru bir şey değil yani ama ya. Yani işte geri geriye yaslanıp şeyi korumaya çalışmak gerçekten doğru bir şey değil. Şimdi şöyle yani hoca taktiği olmuyor genelde. O yani oyuncular şimdi Beşiktaş'ta oynuyoruz. Silahları çok yani hani biraz daha geri genetik çekelim. Koduna işlenmiş yani, gibi yani evet. Küçük takımda oynayan adam tık diye geriye hemen yaslanıyor. Aslında var bu yani biraz da. Şimdi ilk yarıdaki 1-0'dan sonraki geriye yaslanma aslında pek de öyle bir yaslanma değildi bence. Yo, 2-0'dan yani, sonra ama bayağı. 2-0'dan sonraki yani biraz da aslında maç yani Beşiktaş da bir şey üretmiyordu yani. Quaresma etkilememiş olsa maçı aslında gayet 2-0'da bitebilecek. Belki tabii. Hatta daha bile olacak bir maç. Quaresma gününde olmasaydı 2-0 biterdi aynen, maç yani hiç. Tabii bu maçla ilgili konuşmamız gereken bir konu da Ali Palabıyık. Hemen orada bir şey soracağım. Mesela şey söyledi Şenol Güneş. Sen Ali Palabıyık'a girdiğin için. Şenol Güneş dedi ki bize çok kolay kart çıkarıyorlar dedi. Özellikle Mehmet Battal konusunda bir şey dedi ki Mehmet Battal'ı hakem değil Abdullah Avcı oyundan aldı dedi. Aynı zamanda Ali Palabıyık için şey dedi. Bu hakem cesaretli bir hakem. Trabzonspor maçında Quaresma'yı atan hakem de buydu dedi. Demek ki cesareti var. Ama dedi niye mesela orada bir şey yapıyor yani şeye değindi Fenerbahçe ilişkisine. Ne geçen hafta Fenerbahçe yenildi diye mi böyle yapıyorlar dedi. Yani herkes şikayetçi. Şenol Hoca da net bu hafta tık 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 söyledi Mehmet söyleyeceklerini. Mehmet Battal da orada şöyle bir yorum yaptı. Benim ilk gördüğüm sarı kart da hatalıydı dedi. Yani ben dirsek atmadım. Rakiplerim kısa ve benden daha aşağıda kalıyorlar. Hava topunda özellikle. Ben normal bir futbolcu refleksiyle topa zıpladığım zaman elim kolum onların dirsek aldıkları dirsek alt başıyla dedi. Dirsek evet. Altıma giriyor yani ama biraz. O da tartışılır yani. Aynen. Şimdi herkesin boyunda olmak zorunda değil. Kesinlikle. O zaman Mert Esaker ne yapsın? Yani. Eskiden Koller oynuyordu. O ne yapsın? Aynen. Ayrıca pozisyonların hiçbirinde Mehmet Battal zaten direkt yukarı zıplamadı. Hepsinde dikkat edin yandan geldi zaten Mehmet evet. Battal ve kolları açık geldi. Özellikle o ikinci hani atılması gerekiyordu. İkinci sarı kart dediğimiz pozisyonda. En net sarı kartlık hani pozisyonda zaten o. Dirseğiyle topa çıkamaz. Çıkarken normal olarak dirseklerin açılır şekilleri ama bir dirsek o böyle kalkıp rakibe doğru yönelmez. Ya o dirseğiyle kanat gibi çıktı. Yani resmen sanki evet. Böyle bir kuşun kanatlarıymış gibi açıyor dirseğini öyle çıktı. Kanadını rakibin evet. Üstüne evet. Tutarak yükselemezsin topu. Yani. Aynen. Bir de hep yandan geldi veya evet. Arkadan geldi. Dolayısıyla direkt darbeler... Olduğu yerde aynen. Zıplayıp aldığı topu olduğu yerde değil. Çıkmadığı için de oldu. Bence hani
Mehmet Battal oyundan... Doğru bir açıklama değil. İlk yani. Kartını göstermese derim ki hakem bunlara göstermiyor. Bu arada 3 kez oldu. Yani önce Necip'e, sonra Alexis'e, tekrar Necip'e. Tabii. Yani evet. Aynı, ya işte tutarsızlık dediğimiz bu bizim. Yani aynı maç içinde oluyor artık, daha ne kadar hani olayı şekillendirelim ki. Aynı pozisyon, aynı hamle ve aynı oyuncu ama farklı kararlar. Şimdi zaten sonra bir hata daha yaptı aslında Ali Palabıyık. Şimdi ondan bahsedelim. Necip o üçüncü pozisyonda yere düştükten sonra Beşiktaşlı oyuncular hemen başına toplandı Ali Palabıyık'ın. Ali Palabıyık dedi ki Beşiktaş geride, oyuncular benim üzerime oynamaya başladı dedi. O hareketi gördükten sonra. Kartı da çıkarmadı. Sonra tam 45 artıda bir pozisyon var. Maç bitmeden önce Mahmut'la Oğuzhan'ın girdiği pozisyon. Herkes görmüştür zaten o pozisyonun fotoğrafını. Şimdi ben orada kırmızı kartmış, sarı kartmış veya değilmiş de değilim. Pozisyon Ali Palabıyık'ın hemen gözünün önünde oldu. Ali Palabıyık ne yaptı? Maçı bitirdi. Evet, hemen. Değil mi? Yani faulü de vermedi. Vermedi. Çünkü maçı kurtuldu. Bitirdi. Maçı bitirdi. Kaçtı. Kaçtı. Yani... Pozisyonla ilgili hiçbir yorum yapmadan maçı bitirmeyi seçti. İşte bu olmaz. Yani bunu yapmaması lazım bir an. Aynen. Aynen. Çünkü hakemin... gözünün önünde oldu pozisyon. Aynen. Ya verirsin sarı kartı, maçı bitirirsin. Gene bitirirsin. Bitirirsin. Yani tabii. Çok basit ya. Kural kitabı ya. Adamın bileğini ayağıyla basıyor. İsteyerek olur, istem dışı olur. Onu tartışmıyoruz. Ama o hareket dünyanın her yerinde en az bir sarı karttır. Ama sen ne yapıyorsun? Hemen olay uzamasın. Faul vermedi yani. Hayır. Öyle bir pozisyona faul vermedi. Maçı bitiriyorsun. Yani ben görmedim artık yani, evet, bitiriyor. Yani kaçıyorsun. Ben, hani biri sorarsa ya ben düdük hani... çalıyordum, arkamı dönmüştüm diyecek. İşin kolayına bu kadar kaçınmaması lazım. Bence mesela pozisyon kırmızı kart değil. Yani şey bir pozisyon aslında. Hani Oğuzhan'ın belki bacağının da kırılabileceği bir... Ama pozisyon icabı. Yani ama evet, oyun icabı. Şöyle bir şey. Yani orada Mahmut topu Oğuzhan'dan kazanmaya çalışmıyordu. Top Mahmut'taydı. Mahmut topu saklamaya çalışırken, yönünü değiştirirken ayağını oraya attı. Ayağına basmış oldu. O sırada oldu. Ayağına basmış oldu. Tamamen şimdi yani mesela ben sosyal medyada gördüm. Volkan Şen'in penaltısıyla şey yapıyorlar, kıyaslıyorlar. Aslında birebir aynı pozisyon değil. Ayağı müdahale benziyor. Ancak Volkan Şen birinde topla ilerlemeye çalışıyor ceza sahasının içinde. Burada top Mahmut'tayken, Mahmut dönüp kurtarmaya çalışırken basıyor. Çok benzerlik yok. Bir şey ama birinde sarı kart verdi bak mesela hakem. Aynı pozisyon belki maçın 60. dakikasında olsa, ceza sahası içinde olsa penaltı verecek. Beşiktaş'a verir. Beşiktaş'a yani. Başakşehir'e o kadar kolay çalmaz. Benim tutarsızlık dediğim bu. Ya arkadaş, bir kitap var. Size o kadar seminer veriliyor. Ya her yerde aynı yönetim. Kural kuraldır abi. Kural kuraldır. Her yerde aynıdır yani. Son noktaydı. Yani ne demek yani? Görmemezlikten gelmek bu çünkü. Orada hiçbir şey yaşanmadığını söylüyorsun herkese. Ve 15 dakikalık arayla kaçıyorsun, gidiyorsun. Kaçıyorsun, tabii, gidiyorsun. Tabii. Arkanı, mesela hakem arkasını dönemez. Döndü. Bu hakem arkasını döndü. Olmaması lazım. Yani bu iş bu kadar kolay değil. O zaman yani maçın sonuna doğru herkes yüklensin, kırsın, indirsin. Hakem bitirsin maçı. Adam sen sağ ben selamet, alsınlar topçuyu hastaneye götürsünler. Olmaz böyle bir şey. Hakem yani oradaki şeyi de, oyuncuyu da koruyacak. Gerçi burada hani pozisyon farklı tabii ama hakemin orada en azından şeyini, kanaatini görmemiz lazımdı. Ben de katılıyorum sana yani. Bir şey yap, Suat'ın dediği gibi göster abi kartını, kartlıksa. Hayır veya devam ettir. Bitirme. Devam ettir. Hayır bir şey yoktu bence de. Oyun devam etsin. Bir 10 saniye sonra aynen, bitir. 10 saniye sonra bitir. Tabii. Beşiktaş'ın hafta içi maçı var şimdi. Evet. Şimdi hafta içindeki maçta da bu sefer Alexis de yok. Şeyde yok. Maçında. Aha. Artık muhtemelen Marcelo da yok. Marcelo da yok. Ne olacak? Tosic ile Necip mi oynayacak acaba? Çok yüksek göbekte? İhtimalle Tosic Necip ikilisi oynayacak. Necip'i bu hafta oynattı. Evet. Sen nasıl buldun Necip'i orada? Hani çok top çıkaramadı falan dedin ama. Şimdi sonrasında zaten hemen Şenol Güneş de baktı, gördü ki Necip orada olmadı. Alexis de değiştirdi. Alexis zaten Getafe'de de sol stoperde oynuyor. Ondan sonra daha rahatladı zaten Beşiktaş'ta. Ya gerçi biraz bir de gol de oldu. Hani o Başakşehir'in taktik değişikliğinin etkisi oldu ama. Ama burada zorunlu olarak oynayacak Necip şimdi. Evet. Necip, yani adam yok orada oynatacak başka. Yok bu sefer yine zaten Tosic sol stoper oynar. Olacak. Sağda. O daha mantıklı olur zaten. Sağda Necip oynayacak. Sağda Necip oynayacak. Ne olur diye soruyorsak, orada ne olduğunun aslında bence çok da önemi yok. Yani bir şekilde artık orası idare edilecek. Beşiktaş'ın ileride ne yapacağı bu maçta çok daha önemli bence.
Mersin maçında. Aynen. Yani tıpkı Başakşehir maçı gibi. Yani orası artık problemli zaten. Hücumcular bunu telafi edecek artık öyle. Bu haftalarda. Yani bu haftaları aynen öyle. Yani şey hücumda şeye mi döneceğiz? Zaten Beşiktaş'ın bir fazla hücum... atalıma mı dönmesi gerekiyor? Yani bir fazla atalım. Bir fazla atalımdan öte şu ilk golü bir atalım. İlk gol atalım. Biz bir öne geçelim. Direnç kırılsına gelecek yani. Ama Mersin İdman Yurdu iki hafta fena performans göstermiyor yani. Yani. Ümit Özat'la birlikte bir değişim yaşıyor zaten. Yani ligin Mersin'de. En çok değişen takımlarından bir onlar bir de Gençler Birliği. Gençler, İbrahim evet. Üzülmez'le. Gençler Birliği ikisi de. Hani İbrahim Üzülmez maç kaybetti mi? Yok 4'te 4. 4'te 4. İnanılmaz. Yani inanılmaz potadan çıktı değil mi şimdi Gençler Birliği? Çıktı. Hı. Çıktı. Evet, üstte üstünde. Çıktı. Potanın üstüne çıktı. Düşme potasının üstüne çıktı. Peki Galatasaray... Yani şöyle bir şey var, çok affedersin. Hani tamam. Şu mevzudan bitirelim. Beşiktaş top rakipteyken sıradan bir takıma dönüşüyor diyebiliriz. Özellikle de 0-0 oyununda. Ama atıp açılmaya başladıktan sonra başka bir Beşiktaş evet, çıkıyor. Çünkü çok büyük bir kontra atak silahı var. Beşiktaş'ın kullanması lazım. Yani Beşiktaş'ın çok güzel adamları var hücumda. Beşiktaş'ın sürekli topu kalması, baskı kurması, pas yapması... Hücumda yerleşip hani rakibi böyle bir daraltması, alan daraltarak ilerlemesi lazım. Beşiktaş o oyunu hakikaten Avrupa çapında oynuyor bence. Ya Beşiktaş ama şunu onu şöyle oynuyor. Pençesini vurduktan sonra. Yani yok, o pençeyi yani, vurup yaralarsa rakibini maçın, şey yapıyor. Büyük bölümlerinde de bunu oynayabiliyor. Ama şöyle bir şey. Değil Alex Necip Tosic, Rodolfo Marcelo da olsa şu anda en ideal ikilisi de olsa... Yine Beşiktaş gol yiyebilir. Eğer ön tarafta doğru işleri yapmıyorsa, topa sahip olmuyorsa. Dolayısıyla o yüzden onu söylüyorum. Yani anladım. Savunmadaki o eksikliği Beşiktaş ofansta telafi etmek zorunda. Tabii şimdi Fenerbahçe hemen Beşiktaş şey olunca hani ligdeki rakibi, en ciddi rakibi Fenerbahçe. Tek ciddi rakibi. Tek ciddi rakibi doğru söylüyorsun yani artık yok. Puan aralığı da açıldı evet. Alttakilerle. Fenerbahçe şimdi tabii böyle bir durumda bu haftanın aslında en çok kazanan takımı. Yani bir Beşiktaş'ın kazandığı geçen hafta Fenerbahçe kaybettiği için o Beşiktaş'ın üstündeki psikolojik baskı kalktı diyorduk. Hakikaten kalktı aslında. Şimdi 4 puan var arada. Beşiktaş'ın 2 maçı eksik. Biri Trabzon maçı olacak. 2 stoperi oynamayacak. Bunların hepsini göreceğiz. Mersin maçında da göreceğiz. Mesela Mersin İdman Yurdu maçında Beşiktaş'ın puan kaybetmesi... Fenerbahçe için önceki haftalarda işte %51 değil mi? Bir %51 grubu var, %51'ciler var. %51'i daha gerçekçi kılıyor. Fenerbahçe mesela bu hafta belki de bunun isteğiyle sahaya çıktı. Biz geçen hafta burada konuşmuştuk, bilmem hatırlıyor musunuz? Suat bana Fenerbahçe nasıl oynamalı demişti. Değil mi? Hatırlıyorsun herhalde. Nasıl oynamalı? Ben de demiştim ki Ozan Tufan bu işleri yapıyor. Yani göbekte Ozan Tufan olmalı ön libero gibi. Önünde de Diogo olmalı demiştik. Pereira bizi dinlemiyordur muhtemelen ama hani en akılcı kadro böyle gözüküyordu. O fazladan bir şey yapıp Kadleç'i ekledi yanlarına. Yani Ozan Tufan'ın yanına Kadleç'i ekledi. Kadleç zaten burada şaşırtıcıydı. Hatta evet. Biz kadroyu gördüğümüzde yani Fenerbahçe muhabirleri de dahil kimse Kadleç'i beklemiyordu orada. Hatta dedik ki ya Alves'i mi acaba önde oynatıp ya da KM'yi hani, önde hayır, oynatacak. Önde oynatıp da Kadleç'i orada oynatacak. Hayır, Kadleç'i denedi. Hani Kadleç'in de ne kadar joker bir oyuncu olduğunu da bence bir kere daha gördük. Yani her takım kadrosunda bulunması gereken. Her yerde oynadı yani. Sol beke koydu. Yani adamın zaten hani şeyi orası, mevkisi sol bek ama solda oynattık, sol stoper oynattık. Adam kalmadı, sağ stoper oynattı. Sağ bek bile oynadı. Geçtiğimiz sezon sağ bek bile oynadı Gökhan Gönül yokken. Şimdi koydun önlü böyle oynadı. Adam bir kere hani ciddi, gerçek bir profesyonel evet. Çıkıyor. Diyorsun ki arkadaş benim burada eksiğim var sen orada oynayacaksın. Ve Kadleç kapatıyor. Evet kapatıyor. Yani gayet de hani efendi, dürüst çıkıyor. Orada elinden geleni yapıp oynuyor. Evet. Ya Fenerbahçe mesela bu hafta Kadleç'in oynadığı bölgede bir sıkıntı yaşadı mı? Doğru dürüst bir sıkıntı yaşamadı orada yani. Kadleç... Ayağı çok düzgün olan bir oyuncu. Evet. Yani milli orta sahanın gerisinde yani orta sahaya kadar her yerde oynayabilecek bir oyuncu. Leverkusen'de ben uzaktan attığı şutları, attığı golleri hatırlıyorum. Fenerbahçe'de olmadı. Çünkü düzenli bir forma 11 şeyi bulamadı. Periyodu bulamadığı için olmadı. Kendi şimdi çıktığında o da hata yapmamak istiyor. Yani şut atıp risk alacağına evet. Hata yapmadan devam etmeye çalışıyor. Ama hiç üzmüyor yani Fenerbahçe'de.
Yani hep bir çizgisi var. Tabii o çizgide açıkçası kadroda bulunması ve kalması gereken adamlardan biri. Tabii orada şöyle bir şey oldu. Diego çok istekliydi bu hafta. Bence bütün oyuncular çok istekli. Çok istekli. Ben Fenerbahçe'yi çok beğendim. Evet. Yani hani o hep eleştirdiğimiz hücumda istenilen yok falan filan ama bu sefer ben Fenerbahçe'li oyuncuların hani gözünde, hareketlerinde ne kadar hırslı olduklarını maçı, yani biz bu maçı alacağız hani başka yolu yok ya, başka kaçış yok. Buradan 3 puan gelecek durumundaydı. Bunda şeyin etkisi de var sanki. Ben Kasımpaşa'yı hiç bu kadar etkisiz, bu kadar tutuk beklemiyordum. Ya Fenerbahçe yaptı ama. Öyle mi diyorsun? Bence Fenerbahçe yaptı. Yani ama şöyle, yani şöyle yapalım. Kasımpaşa'da yoktu, onu da ekleyelim. O sadece Eren ülkeyim. Olsa Eren yok. Scarione yok. En önemli iki eksik. Donk gitmiş devre arası. Tamam saymayalım ama Donk gittiğinden beri bu takım 4 maç geçmiş. Maç alamamış. Sadece 2 beraberliği var. Geldi Fenerbahçe'ye. 5. maç gene kazanamadı. Bir de Kasımpaşa'da bir de stoper eksikti galiba. Omero eksikti. Bir de Titi atıldı. Titi atıldı tabii. Zaten maçı aslında koparan o iş oldu. Hani orada Titi'nin atıldı. Fenerbahçe işte Van Persie geçti, golünü attı. 2-0. Devre öyle kapandı. Fenerbahçe ikinci yarıya rahat çıktı. Hani ilk yarıda Fenerbahçe Hasan Ali'nin olduğu sol kanadı çok iyi kullandı. Evet. Çok iyi kullandı. İkinci yarıda da mesela Gökhan Gönül'ün kanadı daha iyiydi. Gökhan Gönül bayağı çalıştı. Hani bence Fenerbahçe'de maçın adamı Gökhan Gönül. Çok çalıştı. Yani ileri çıktı, geri geldi, çok uğraştı. Ama oyunun son 10 dakikasında Gökhan tabii bu fazla fiziksel efor Gökhan'ı oyundan düşürdü. Ve şeyin Malki'nin golünde hatası var. Yani ilk pozisyonda topuk ayağından kaçıran adam o. Gerçi şöyle de düşün, yani pozisyonu ben bugün gelmeden bir daha seyrettim. O biliyorsunuz bir ileriye kadar çıkıyor. Sağdan bir orta yapıyor şeye, Fernandao'ya. Fernandao kaçırıyor, o topun dönüşü. Şimdi Gökhan ileride. Diğer defans savunma oyuncuları daha geride. Ama pozisyona bakıyoruz. Gene geri koşup yetişen adam Gökhan. Yani kademe yani orada sıkıntılı bir biraz. Evet, tabii. Yerine yani gelmesi gereken... Artık o skor avantajının da belki etkisi de olabilir kesinlikle artık. Kesinlikle ama... O kademenin yapılmamış olması. Skor avantajını hani hiçbir zaman düşünmeyen, ona göre oynayan takımlar da hani bir yerlere geliyor. Elbette, tabii yani o oyun şablonunu, o düzenini, o disiplini hiçbir skorda bozmamak gerekiyor. Bozmayan takımlar zaten bir yerlere devam ediyor. Yoksa 3 haftayı, 2 hafta kötü skorlarla yürümek zorunda kalıyorsun başka zaman. Orada hemen mesela Vitor Pereira maçın gidişine göre gördü zaten şeyi. Yani daha belki gollü olabilir diye hemen değişiklik yaptı. Yani işte Van Persie, Fernandao, Alper Potuk. Biraz hafta için düşünerek belki. Vitor, o da olabilir. Orada şöyle bir şey var. Taraftar bayağı tepki gösterdi ama. Van Persie çıkarken. Evet. Yani hocaya tepki gösterdi. İşte maç sonunda zaten hocanın da o yönde bir açıklaması var. Oldu. Yani ben dedi oyuncularımı ekonomik kullanmak tabii zorundayım. Hemen hafta içinde. Üç kulvarda, Şubat ayı çok önemli. Üç kulvarda yürümeye çalışıyoruz. Haklı. Ama zaten sıkıntılı bir dönem yaşıyorsun Van Persie ile. Yani oynatsan ne kaybedersin? Bence skor avantajı elinde. Yani çift forvet oynasan ne olur yani? Bence bunu Van Persie'ye eğer doğru şekilde açıklıyorsan sıkıntı olmayabilir. Ama yani taraftar da zaten şöyle bir şey. Doğru açıklıyor mu sence? Hayır. Çünkü o vücut dilinden de biraz anlaşılır. Ya onu bilmiyoruz da yani arkadaş oynasın ya. Bu adam oynamak istiyorsa Fernando öyle. Bu maçta artık çift forvet oynar herhalde ya. Yani zaten oynar. Kısıtlı bir zaman tabii, kalmış. Tabii. Hani bir de gör ya ikisi oynuyor. Bakın nasıl olacak? Arkadaşlar hiç böyle aklında, oluyor. Hiç aklında başka bir şey yok ama. Evet. Tek, yani tek olan. Aklında hiçbir kesinlikle başka oyun planı yok. Yok. Tek odaklandı. Sadece tek forvet oyun sistem. Ve orta sahada da yine iki tane savunma özellikli. Evet. Adam. O başka ondan vazgeçmedi. Biz mesela geçen hafta dedik ki orada tek adamla oyna. Yapmadı onu. Biz mesela Kadri Çoray'a koydu gene yapmadı. Ozan Tufan'la becerebilirdi Ozan, belki. Ozan, Alper, Diego belki olabilir. Biz öyle düşündük. Yani Alper kanatlardan evet. Fenerbahçe daha rahat yürürdü. Alper'in saha içinde olduğu bir formasyonda kanatlardan daha da rahat yürüyebilirdi. Nitekim Alper oyuna girdikten sonra oyunu hareketlendi ve harika bir gol attı. Tabii, muhteşem bir çalım. Haftanın golü diyebilir miyiz? Evet. Hani o bireysel özelliğini, Alper ne kadar yetenekli bir adam olduğunu hani oynamadığı zaman biz unutuyoruz. Oynadığında da gösteriyor. Oynadığında da kendini gösteriyor. Yani Alper'in sürekli oynaması gerekiyor. Ama maalesef şey yer bulamıyor. Yer bulamıyor. Bu kadroda yer bulması da çok zor. Ancak böyle sonradan girdiği maçlar olur. Hani kupa maçları gibi şeylerde ilk 11'de başlar. Alper ancak buralarda kendini gösterecek. İşte oyuncuların da takımları seçerken yaptıkları tercihler futbol hayatlarını çok etkiliyor. Hani bir maçta oyuna giren Mehmet Topuz'dan da
bence bunu görebiliriz. Hani ben sana geçen hafta Mehmet Topuz'u orada oynatabilir dediğimde sen oynatmasın yok artık falan dedi. Hatırlıyor musun? Ben çünkü Pereira'da hani Müfit'in biraz önce söylediği gibi, çünkü Pereira oyun planına sadık bir adam. Yani onun kendi bir kara kitabı var. O kara kitabındaki şey neyse, sistem neyse onun dışına çıkmıyor. Vallahi ben bütün şablonu değiştiririm. Mehmet Topuz'u gene koymam. Gene koymam. Ama bakmasın. Yani şey burada Hoca Vitor Pereira bu anlamda çok muhafazakar. Evet. Katı muhafazakar bir adam yani. Çok konservatif bir adam. Ama sözünü de dinletti yani. Van Persie, Fernando kim oynar? İşte Volkan Şen niye oynamıyor? Nani niye şöyle oynuyor falan kimseyi dinlemedi. Yani eninde sonunda kendi istediğiyle ama devam ediyor. Ama sonuçlar iyi geliyor. Hani Antalya Spor kazasının üstüne de bu hafta bu gelince bir şey oldu. Zaten tabii. Bu kadar o Fenerbahçe'nin o istekli, eforlu olmasının sebeplerinden biri de bir önceki hafta alınmış olan mağlubiyet. Bir de kötü futbolla kaybetti. Yani iyi oynayıp kaybetmedi. Yani kulüp içinde Aziz Sil'in dediğimiz sert uyarılar. Yani sert uyarılar oyuncular da hissetti. Aynen. Hani Terenao, teknik ekip. Biraz da tabii Kadıköy'ün etkisi de var. Tabii. İçeride oynamanın. Fenerbahçe Kadıköy'de farklı oynuyor yani. Evet. Aynen. Fener hani şey gibi oluyor yani, bir arkadan rüzgar gibi. Yani neredeyse her maça 1-0 galip kafada öyle başlıyor. Sağ avantajını en iyi kullanan takım Fenerbahçe. Ben, Süper Lig'de. Yani Beşiktaş'ın stadı yok şu anda. Yani son 5 senedir bence en iyi sağ avantajını kullanan takım Fenerbahçe. Fenerbahçe seyircisi de diğer takımlardan ayrı olarak müthiş iyi biliyor futbolu. Yani nerede tepki göstereceğini, hakemlere ne yapacağını çok iyi biliyor. Mesela Galatasaray'da, Beşiktaş'ta bireysel oyunculara da yönelebiliyor tepki. Hani hayır, Fenerbahçe'de öyle olmuyor. Bireysel oyunculardan çok bir Emenike vakasını ayırırsak, hani oyuncu bazlı değil, genel olarak rakibin üzerine yürüyorlar. Ben bir tek bunu şeye benzetiyorum. Mesela NBA'de basketbolu bilen seyirci var ya. Mesela takıma ne zaman defans yapması gerektiğini söyleyen. Değil mi? Geliyor. İşte rakip hücum ediyor. Defans. Avrupa'da daha iyi yaparlar. Evet. Özellikle Balkanlar'da çok güzel yaparlar. Partizan. İşte basket maçları. Hırvat takımları tabii, Euroleague'de. Sen Euroleague'de. Sen gidip zaten Sırbistan'da falan maç da izledin bayağı. İzledim. Sivona Zagreb vardı bir zamanlar. Şu anda çok iyi değiller ama Sivona Zagreb iyiydi. Neyse. Avrupa'ya geçtik. Fenerbahçe'nin odak noktası artık Avrupa. Yarın akşam Fenerbahçe için çok önemli bir maç var. Lokomotiv Moskova maçı. Lokomotiv Moskova, Fenerbahçe'nin şansı maçta Omar Niyase yok. Artık yani, gitti. Everton'un golcüsü. Şimdi ben hani Lokomotiv'le Beşiktaş'ta daha önceden oynadığı için. Hele ki Niyassız, hani zaten çok fazla bir şey yoktu Lokomotiv'de. Hakikaten yani iki maçta da Beşiktaş'a bir gol atabildiler ve sonra bir puanı almayı başardılar. Beşiktaş çok fazla domine etmişti her iki maçta da. Şimdi Niyas da gidince hani ne yapacaklarını çok merak ediyorum. Bir de maç da oynamadılar bu süreçte, hani sadece hazırlık maçları yapabilirler. Tabii. Rusya'da lig yok. Aynen, lig yok. Hani Fenerbahçe'yi gerçekten şu anda çok açık ara favori görüyorum. Fenerbahçe çok güzel kura çekti aslında. Nefis yani kura çekti çok, aynen. Hani buradaki tek sıkıntı hani Rusya'ya olan siyasi problemler sıkıntı. Yoksa ona, ama mesela Vitor Pereira bugün onunla ilgili basın toplantısında şey dedi. Biz öyle bir şey, siyasi şeyleri düşünmüyoruz. Hayır, zaten ben saha içine de yani oraya gittiklerinde de bir sorun yaşanacağını hiç düşünmüyorum. Ben de zannetmiyorum. Tertemiz maçlarını yapıp gelecek. Zaten Lokomotiv Moskova'nın seyircisi de o kadar da böyle sert bir hani taraftar topluluğu aynen değil. Spartak gibi değil. Ya da Dinamo gibi değil. Dinamo gibi yani değil. Yani orada tek problem o siyasi işler. Onun dışında ben bir Fenerbahçe'nin çok rahat bir şekilde turu geçebileceğini düşünüyorum. Özellikle iki maç üzerinden oynandığı için gayet rahat bir şekilde ilerleyecek. İlk başta Çorluka da yok. Vedran Çorluk'u yok değil mi? Onun cezası devam ediyor mu? Bir cezada maç daha, mı? Bir maç. Dört maçtır. Bu maç yani. İkinci maçta var. İkinci maçta var. Ama Fenerbahçe'de de Diego'nun 3 maç cezası var. Diego yok. Diego diyorum. Fenerbahçe onu çok rahat kapatabilir ya. Diego'nun eksikliğini yani. Ama bu haftaki Diego mesela ne kadar takımın için önemli ve etkili olduğunu gördük aslında Diego'nun. Evet. Ama yani Fenerbahçe'yi ileriye taşıyabilecek adam kim var? Ya elbette hani kenar oyuncuları var bir kere Fenerbahçe'de. Onlarla Nani'yle. Ya yani bu haftanın kötüsü Nani'nin mesela iyi oynaması lazım. Kesinlikle. Salı günü. Yani hakikaten rahat bir maç olacakmış gibi diye düşünüyorsun. Bana. Lazar Markovic yok. Sakatlığı var. Abdullah Eba'nın sakatlığı zaten devam ediyor. 3 maç ceza alan Diego'yu biraz önce söyledik. Bu turda hiç olmayacak. Celtic maçında hatırlayacaktır izleyenler. Direkt kırmızı kart görmüştü ve 3 maç ceza aldı.
Diego'nun yokluğunda ben herhalde nasıl bir orta saha kurar diye düşündüğümde, bugün de hani baktığımda şey gibi geliyor bana. Eski şeye dönecek. Ligdeki o bir ara oynattığı Diego yokken Mehmet Topal, Josef de Souza, belki önlerinde Ozan Tufan. Ben de öyle bekliyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Ozan Tufan'ı hani orada bir 10 numara gibi tekrar oynatacak mı bilmiyorum ama Ozan Tufan mesela o 10 numarada çok iyi sinyaller vermedi. Belki biraz daha geride olabilir. Ya, tek sıkıntı Fenerbahçe gol yemesi. Basın toplantısına da katıldı Ozan. Hani genelde hani o basın toplantısına çıkanlar da hani ilk 11 oynar. Genelde o. Şey dedi orada. Mevkimde oynayınca daha iyi oluyorum. Daha rahat ediyorum dedi. Yani o biraz hani evet, mevkisinde oynatılmadığına abi, hafif yollu bir şey söylüyor. Ozan Tufan her verilen... Abi beni bir de böyle görün yani. Yok, her yerinde her görün. Görev verilen yerde oynasın önce, bir de sonra o mevkimde oynarım şeylerine bir gelir yani. Önce bir verilen işi doğru yapsın. Orta saha için peki... Fenerbahçe'de oynuyorlar yani öyle unutmasın. Doğru söylüyorsun. Biz yerimde oynarsam daha iyi olur falan. Orta saha için başka bir alternatif var mı sence? Bence yok. Sadece bu kadro gözüküyor. Burada iki ön liberonun olması çok önemli. O iki çapa dediğimiz oyuncu hani Fenerbahçe'nin burada evinde gol yememesi lazım. Hani bir yemeden gol, atması bir, bir, lazım. İki, ya, tabii ki zaten atması gerekiyor. Hani 1-1, 2-1 öyle bir skor Fenerbahçe'yi sıkıntıya sokabilir deplasmanda. Şöyle yani biraz sinsi bir takım aslında Lokomotiv. Yani Beşiktaş maçlarında da bunu gördük. Yani hiç olmadık bir anda gidip birer tane gol attılar iki maçta da. Aynen. Ama tabii Niyaz çok önemli bir çok silah. Çok büyük faktör. Şimdi muhtemelen yerine Skuletić oynayacak. Aynen. O da geçen sezon yine Partizan'da oynamış bir oyuncuydu. Hani bambaşka bir oyuncu. Hiç Niyaz ile alakası olmayan bir tip. Forvet yani. Aynen. Forvet tipi. Ve hani onların oyun yapısına da çok müsait bir adam değil bence. Çünkü kontra atak yapmayı seven bir takım. O kadronun i̇şte, o yapının adamı değil o. Bu arada Maicon'un da bir sakatlığı var galiba. Maicon da çok o önemli da mı oynamayacak? Bir oyuncu. Bir belirsiz olarak gördüm bugün. Bakalım ne olacak yani yarın. Kadroda geçmiyor ama yani ilk 11'de. Muhtemel kadroda da 18'de gözükmüyor mu? Kadroda da. Yok, 18'de olabilir 18, ama 11. 18 bilmiyorum ama ilk 11 muhtemelinde gözükmüyordu. Gözükmüyor. O önemli. Onun da tabii çok önemli bir adam o da. Maicon Lokomotiv için. Onun şimdi dışında ama... şimdi Samedov kalıyor zaten. Tehlikeli bir adam olarak hani izlediğim kadarıyla. Fernandez kalıyor ki Fernandes de yine muhtemel 11'de bizde gözükmüyordu. Mirançuk gözüküyordu. Ama şöyle bir şey var. Şimdi yani şeyde Lokomotiv de hani baktığında abi CSK'nın 5 puan gerisinde ligde 3. sırada. Hani o arada şu anda. Yani hani o kadar da şey değil. Yani gerçi Niyas'ın gitmesinden sonra ne olacak göreceğiz ama hani Zenit, Menit, şey, Krasnodar, Spartak ben bakıyorum şimdi. Çok yakın. 2'şer puan var. Altındaki takım 6 takımda neredeyse 4 puan öyle şey çok yakın. Ama o da hani kendi liginde iyi sınav veriyor en azından. Ya ben Fenerbahçe'ye rakip olabileceğini düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Lokomotiv'in yani en azından tabii ki bu futbolu, zamana kadar gördüğümüz futbolu tabii ile. Yani, tabii Rusya ligindeki futbolu çok fazla canlı maçta. Bir de hafta hafta izlediğimiz bir takım ama değil. Değil. Manuel Fernandez'i izleriz herhalde eski Beşiktaş'la. Yani işte Mirançuk sizin Beşiktaş maçlarında oynadı. Evet iki maçta da i̇ki oynadı. Maçta oynadı. Sonradan hatta Mirançuk yine oyuna evet. Girmişti ki ligde falan Mirançuk daha fazla oynuyor Fernandez'e oranla. Bakalım göreceğiz. Yani ben de Suat'la aynı fikirdeyim zaten. Yani Vedran Corluka'nın olmaması çok önemli. Evet. Onun hani çünkü Duritsa onun yerini dolduruyor. Yine bir Hırvat. Fenerbahçe'nin kalesinde kim oynayacak? Ben şimdi onu düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da hep Fabiano'yla gitti. Vitor Pereira. Ancak Ahmet Sportif maçında mesela basit bir hata yaptı. Basit bir hata yaptı. Şimdi tamam evet takımı rotasyonla herkesi diri tutmak, oyuncuları şey diri tutmak, daha moralli olmalarını sağlamak belki iyi bir şey olabilir ama iyi bir hoca için iyi bir sistem olabilir ama yani ortada bir gerçek var. Volkan Fabiano'dan daha iyi kaleci. Ve artık bu maçlarında telafisi yok. Çok fazla yok. Ama peki Fabiano ama Fabiano oynar diye düşünüyorum gene. Yani biz de öyle düşünüyoruz. Hiç oynatmadı. Bozmuyor. Bugüne kadar gördüğümüz Pereira karakteri değişmiyor. Bu işi değiştirmez. Ha, değiştirirse tebrik ederiz. İyi yaptın dersin. Ama bence... Sence kim oynamalı? Ya Volkan oynamalı. Ben yani, de öyle düşünüyorum. Ben, Volkan oynamalı. Ben iki kaleciye inanan bir adam değilim. Bir kaleci olur. Diğeri bir alt segmentte olur. Rotasyona gitmeyin de zaten. Kalede rotasyon olmaz yani. Ancak Türkiye Kupası maçlarında genç bir kaleci olur. Oynuyor. İki kaleciyle oynuyor genelde. Tamam ama Fabiano Fener'in bir de hani şey değil ki. Tek yani örnek Barcelona. Çok fazla yok. Tabii. Bir de yani Fabiano Fener'in işte şey değil ki. Sözleşmeli adamı değil ki. Kiralık bu sene geldi. Muhtemelen opsiyonu kullanılmayıp geriye gönderilecek bir kaleci. Yani niye ısrar ediyorsun bu kadar önemli bir maçta? Hani
dediğin gibi telafisi olmayacak maçta merak ediyorum. Yarın... Eski öğrencisi miydi acaba? Yani eski. Porto'da eski öğrencisi diyebiliyorum. Fabiano'nun hani Porto'nun birinci kalecisiyken Bayern Münih maçıydı galiba. 6 gol yediği geçtiğimiz sezonda. 6 gol yediği maçta. Bayern Münih'ten 6 gol yedi diye eleştirmesi kimse. Atarlar. Abi yani. Kadro dışı bıraktılar. Biz eleştirmedik. Yanlış yani. Yapmış. Atar. Kadro dışı Bayern Münih yani. Atar. Barcelona atar yani. Adamlar yazık. Barcelona'yı da programın sonuna doğru bir konuşalım. Barcelona'yı atar. Penaltıyı mı konuşalım? Her şeyini konuşalım. Her şeyini konuşalım. Tamam. Fenerbahçe'de açıkçası böyle yarın akşam göreceğiz. Hani Fenerbahçe önemli bir sınava çıkıyor. Ben de yani bizim futbol muhabbet ekibinin Suat ve Müfit'in şeyini görüşlerine katılıyorum açıkçası. Fenerbahçe'nin çok zorlanacağı bir tur olmaması gerekiyor. Kağıt üstünde baktığımızda da diye düşünüyorum. Hemen Fenerbahçe'den geçelim Galatasaray'a. Galatasaray yok yani artık iyi bir sınav vermeyi falan bitti. Başka bir şey oldu Galatasaray. Hani Mersin toparlandı falan diyoruz ama Galatasaray'ın kötü olmasında da bu Mersin'in toparlanmasına yardım etti bu hafta Galatasaray yani. Gerçi neler oluyor abi Galatasaray'da? Yani bilmiyorum hani kaybediyor, haftalar üstüne kaybediyor doğru dürüst. Sağ içinden mi başlayalım, sağ dışından bence mı? Sağ içinden başlayalım, sağ dışına gitsin. Sağ içi seni çok sinirlendirmiyor. Sen sağ dışına daha çok sinirleniyorsun. Sakin gidelim sonra sinirlenirsin. Ya Mersin maçı şimdi Galatasaray'ın tabii ki kadrosu Mersin'den daha iyi. Ama Mersin'in bir hedefi var. Mersin yeni teknik direktör. Ümit Ozat hırslı bir insan. Bunu futbolculuk kariyerinden de biliyoruz. Teknik direktörlük kariyerinden de biliyoruz. Mersin bir şeye inanmış. Mersin bir oyun şablonu dahilinde yapabileceğinin maksimumunu yapıp maksimum puanı elde etmeye çalışıyor. Dipten çıkmak istiyor. Son umutları onların da. Büyük motivasyon var. Yani tabii, onların tabii. Tek yapabileceği şey tek odaklandıkları iş var. Ama Galatasaray'da Galatasaray'ın ne yaptığı belli değil. Galatasaray'ın neye odaklandığı da belli değil. Tek forvetiniz var. Umut Bulut'tan başkasıyla oynamak gibi bir şansınız yok. Ya yani başka bir oyuncu yok. Yani Umut'a Allah korusun sakatlansa, ceza alsa kenardan adam yok. Aynen. Sağ içinden gene oraya bir değişik yapmanız lazım. Bütün takım değişecek. Galatasaray'ın oyuncu kalitesi bu. Beşiktaş'ta hani Quaresma oyuna girdi, oyunu değiştirdiniz. Alt taraf da çok karışık. Doğru söylüyorsun. Şimdi ligin son 3 takımı 17 puanda hepsi. 17 puanda. Ve hepsi bir üstün... hafta kazandı. Evet, yani. Hepsi kazandı. Yani hiçbiri artıya geçemedi maalesef. Evet, evet. Kayseri Spor'da hemen şeyin üstü 22 puanda 5 puan var. Bu arada şimdi bakıyorum Gençler Birliği 25 puanda 12. sıraya çıkmış. İlk yarıda topladığı bütün puanı hepsini İbrahim Hoca geldikten sonra aynısı. 13 puanla ligi bitirdi. Düşme hattında bitirmişti. Bitirdi. Yani, şimdi ne yukarıda. Gençlere bir şey olmuyor. İlhan Cavdar çok şanslı. Ne yaparsan yap hani. Bir yolunu buluyor. Bir yolunu bulup ligde kalıyor. Hani ne yukarı ne aşağı oraya şey kalıyor. Şey söyleyeceğim. Geçen hafta bir yerde okudum galiba. Avustralya'ya giden Beşiktaşlı oyuncu. Avustralya'ya. Baki Mercimek falan Baki mı? Baki Mercimek değil. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. O değildi. Yani bir şey ya da Sivok mu anlatmıştı hani bilmiyorum. Şey diyor. İbrahim Üzülmez'in bu işe çok kafa yorduğunu söylüyor. Ve diyor ki Beşiktaş'ın da hani şey gibi şey hocası Zidane olabilir gibi. Spor dergi, futbol dergilerinin birinde vardı. Hani güzel de bir röportajdı. Hani orada bir pasaj. Sivok olabilir. İnşallah yani Gençler Birliği'nde zor ama şöyle 1-2 sene kalır. Hani bir yerlere takım getirir ve pişerek İlhan Cavcav'la mümkün değil. İşte mümkün değil ama inşallah o diyoruz. Kaçtı temenni biz ediyoruz. Konuştuğumuzda 37 hocaydı üstüne 2 hoca daha geldi. 39-40 hoca falan değiştirdi yani. O yani başka takımlarda pişerek büyük takımlara gelmeleri hani onlar için avantaj. Bunu Rıdvan'da oldu, Fenerbahçe'de, Oğuz'da oldu. Yani hepsi geliyor. Tugay Galatasaray'da oldu. Hani geliyorlar ve maalesef hani pişmeden geldikleri için de hem takımlar rezil oluyor hem de kendileri rezil oluyor. Futbol kariyerlerinin tam tersi bir şekilde teknik adamlığa başlıyorlar. İnşallah bu İbrahim Üzülmez'de olmaz. Gençler Birliği'ne devam eder. Sağ içine girer. Sağ içine Galatasaray'da Snyder'le Snyder takımın ikinci kaptanı, birinci kaptanı Selçuk İnan. Sağ içinde birbirlerine girdiler. Yani bir takımın ne kadar kötü olduğunun göstergesidir. Sağ içinde iki oyuncunun kavga etmesi. Hem de o iki oyuncu iki kaptan. İki kaptan ve kavga ettikleri şey de serbest vuruşu. Sen kullanacaksın, ben kullanacağım. Yani mahalle maçında bile yapılmayan olmaz. Abi yolunun topu alıp kullandığı tabii. Hiç Galatasaray'da olmuyor. Selçuk ben kullanacağım dedi. Snyder çıldırdı. Kenara kadar gitti. Herkesin göz önünde çıkar beni diye eliyle işaret etti.
Mustafa Deniz de uzatmada aldı oyundan. Mustafa Deniz maçtan sonra sakatlığı vardı falan dedi ama abi yani herkes gördü. Yani o yersen yani. Şöyle bir şey söyleyeyim. Dün Galatasaray takımı izinliydi. Bugün de idmana katılmadı. Teknik heyetin izniyle diye resmi site not düştü. Teknik ekibin izniyle diye. Galatasaray dip yapmış durumda. Ya bu arada bir son dakika verebilir miyim? Suat, lafını kesiyorum ama Trabzonspor şu anda Kayserispor karşısında 2-0 önde. İlk yarının sonu. 40. dakikada Sefa Yılmaz attı son golü. İlk golü de 35'te. 5 dakika önce Marco Marin attı. Trabzon'un için de önemli. Ligde 8. sırada. Kesinlikle. Yani ilk 5'e doğru zorluyor. 2-0 Kayserispor önünde. Lütfen devam et. Galatasaray'da Mersin maçı kaybedildi. Yani bu sezon sahasında hani doğru düzgün maç kazanamayan, en az puan toplayan takım olan Mersin Galatasaray'ı evinde yendi. Hani Mersin ne çok iyi bir takım ne çok kötü bir takım. Daha önce söylediğim gibi inanmışlardı, hedefleri vardı, yapabileceklerini yaptılar. Galatasaray'da herkes birbirine girmiş durumda. Herkes suçu başkasına atıyor pozisyonda. Mustafa Denizli büyük bir yanılgı. Mustafa Denizli herkesi şaşırttı. Mustafa Hoca ilk geldiğinde herkes çok pozitifti. Yani geçen sezonun şampiyon hocasını gönderdi Galatasaray. Evet. Ve yerine Mustafa Denizli gelince hani takım bir toparlanacak, ne olduğunu bilecek, herkes yerinde oynayacak gibi şeyler düşünülüyordu. Takım daha da beter hale geldi. Mustafa Hoca yeni geldi diye herkes destek oluyor ama işin gerçeği bu değil. Herkes sağ dışına odaklandığı için eleştiriler o yönde olduğundan dolayı Mustafa Hoca'ya kimse ağzını açıp bir şey demiyor, diyemiyor da zaten. Mesela şöyle bir şey diyeceğim. Schneider'in rahatsızlığı, çünkü Schneider bir şey, hedef adamı. Takımın hedefsizliği olabilir mi? İlker, Galatasaray'ın hedefsizliği. Hani herkes için bu vardır ama mesela Schneider gibi bir yıldızın varsa... Schneider ve Muslera her takımla oynar mı Avrupa'da? Oynar. Tamam. Yani Muslera özellikle Real Madrid'i koyuyor, orada da oynar. Bu iki oyuncuyu Galatasaray hep elinde tutarken bir, Şampiyonlar Ligi hedefi vardı. Biz her sene Şampiyonlar Ligi ki oynadı da yani bugüne kadar. İki, Türkiye'de biz hep şampiyon olan takımız, şampiyonluğa oynarız. Şimdi bu iki adamın karşısına bir, sürekli teknik direktör değişiyor son 4 sezon, 2 sezondur. Yani Mancini gidiyor, Prandelli geliyor, Hamza geliyor. İstikrar yok. Takımdan şimdi siz devre arasında transfer dönemi bitmiş ve takımın tek golcüsünü satıyorsunuz. Hücumda yalnız kaldı. Ya tek golcüsünü satıyorsunuz. Burak gitti. Hani, Umut dağınık şeyi yok. Ya, Umut'a pas atmıyor. Maçı dikkatli izlesin herkes. Aynen. Sinan, yani Umut Sinan Gümüş de sakat. Sinan Gümüş sakat. Schneider tek başına. Diyorlar ki baba çık sen al bu maçı. Ya Schneider çoğu maçta çok yırtıyor kendini. Hakikaten yırtıyor ama futbol öyle tek başına bitirilebilen bir iş değil. Toplu takım halinde oynuyorsunuz. Bunları gördükçe sinirleniyorlar ve bizim saha içinde olanların için saha dışında da bayağı karışık işler. Yani takımda gruplaşmalar vardı, bu dengeler kuruluyordu, artık dengeler de kurulmuyor. Şimdi herkes belli başlı arkadaşlarıyla takılıyor, Galatasaray'da bir birlik yok. Burak'ın gitmesi hedeflerin ne kadar küçüldüğünün bir göstergesi. Schneider sezon sonunda 7,5 milyon euroya serbest kalabilir. Yani böyle bir opsiyon var. Şu anda giderse 20 olması gerekiyor. Yani devre arası devre. Sezon sonu 7,5 milyon euro. Yani 7,5 milyon euro Schneider'i herkes alır. Alır. Schneider de çok güzel de bir imza parası yani alır. Yani ben sana şunu söyleyeyim. Yani Avrupa'dan kimse almasa Çin'den tabii rahat alır. Yani elini öpen her takım verir onu. Böyle olunca siz şimdi Schneider'i de Galatasaray Schneider'i de satmak istiyor. Yönetim, son sezonu. Yani yönetim diyor ki biz bu maaş yükünden kurtulmamız gerekiyor. Burak da bugün giderken aynı şeyi söyledi. Ben kulübümü düşünerek gittim, bu işi dedi. Yaptım dedi. Üzgünüm dedi. Üzgünüm dedi. Şöyle bir şey, biz başkanla hiç konuşmadık. Kırgınım dedi. Burak'ın bugün söylediği çok önemli bir laf var. Dedi ki yani ben eğer transfer dönemi kapandıktan sonra gidiyorsam eğer herhalde bir şey düşünmüşlerdi. Yani Galatasaray içi boşalıyor. Galatasaray'dan ben söylüyorum sezon sonu daha da adam gidecek. Podolski hemen gider. Podolski'nin şu anda Galatasaray'da olmasının tek sebebi Avrupa şampiyonası. Milli takım sonrası Podolski'nin umurunda olmaz. Onun bir şampiyonası daha olmayacak çünkü. Paraya doğru gider. O da Çin'e gider. Yani Çin'e gider, Katar'a gider, nereye gider. İstiyorsa gider Podolski. Bir Burak Yılmaz bugün şey diyorlar. Ben bugün bir baktım da hani Galatasaray şeyinden. Genel sekreter Fatih İşbecer'le vedalaşmamış galiba gider. Başkanla vedalaşmadı. Yani başkanla hiç görüşmedi. Yönetimle kimseyle görüşmedi. Yani Burak... Fatih Terim'le bile, değil mi? Fatih Terim'le bile gitti görüştü. Gitti görüştü. Ama dediğim gibi Burak istemeye gitti. Gönderildiğini düşünüyor.
doğru yanlış ne karar verildi o belli. Galatasaray'ın şimdi tek isteği UEFA'dan sadece bir yıl ceza alabilmek. Yani şu anda Snyder'e iyi para versinler, Galatasaray Snyder'i bırakır. Bu hafta içi bir öneri vardı, 0 artı 2. Ya, mümkün değil yani. Bir de çok riskli değil mi abi? Yani ben bu sene zorlayayım, işte sen beni Avrupa'ya gönder, ben seneye işte şey yapayım, ben senin istediğin noktaya geleyim. E gelemezsen abi, iki senemi yaktım. Yani, bu sene de sayma, gitti, al sana üç yani sene yok aslında. Şöyle bir şey var, şimdi bugün Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler Galatasaray Adası'nda bir toplantı yaptılar. Basın mensupları da vardı, biz de oradaydık. Yani onlar sadece para odaklı düşünüyor şu anda. Yani sadece hani bu zararı azaltıp Galatasaray'ın gelecek sezonlar Avrupa'da devam etmesi için uğraşıyorlar. Her şeyleriyle buna odaklanmış durumdalar. 465 bin bileklik satılmış. 465 bin bileklik satıldığını duyduğumda diyor başkan, hani çok duygulandım, neredeyse ağlayacaktım. Şimdi 4 milyon 650 bin lira. Evet, 1,5 milyon euroya yakın para. Ha. Yani Hamit'in, bir topçu Hamit'in sezon ikinci yarısında aldığı parayı karşılıyor. Bu mu abi yani? Bu Hamit'in bakın burada altın tamam, tamam. Hamit'in hatası. Bununla mı kurtulacak? Galatasaray bileklik satışıyla mı kurtulacak? Şöyle bir şey söyleyeyim. Her takım ligde kazandığı maç için federasyondan 1 milyon lira alıyor. Bu yayın haklarıyla beraber. 1 milyon lira. Galatasaray son 3 haftada sadece bir beraberlik aldı. Gitti 3 milyon euro. Evet. Lira. Gitti. Sattım bütün bileklikler. Gitti. Hani bunu onu kapattım sadece. Saha 3 haftanı kapattı. Yani saha dışında maddi şeyi düzeltmek için maç kazanman gerekiyor. Senin Avrupa'ya yine Burak'ın açıklamasına döneceğim yani. Nasıl bu takım ayağa kalkar dedi. İşte bileklik satarak değil, sportif başarıyla. Diyemedi adam yani. Tabii. Diyemedi. Ağzından çıkamadı. Saha içinde kalalım. Sportif başarıyla düzelir dedi. Yani siz oyuncu satarak başarılı olan bir takım gördünüz mü? Görmediniz. Şöyle ekleme yapayım. Galatasaray'daki bu işi kapatırken hem çok makul bir şey benim için. Ajax sağ bekini satıyordu. Galatasaray almak istiyordu. Frank de Boer açıklama yaptı. Dedi ki bu Hollandalılara forvet alacak mısınız diye sorular. Sağ bekimizi satarsak ancak alabiliriz diyor. Yani bizde sağ bekin alternatifi var. Onu oynatacağız ama ileriye bir adam almamız için bir adam satmamız lazım. Yani Galatasaray'ın kadro yapılanmasının Türk takımlarının ne kadar kötü olduğunun bir örneğidir bence bu. Koskoca Ajax altyapısı dünyanın bir numarası belki de Barcelona'yla beraber. Bir oyuncu satmadan yenisini almıyor. Siz buraya doldurunca doldurdunuz. Şimdi de telafi etmeye çalışıyorsunuz. Ama Galatasaray yönetiminden de hafta içi bir şey geldi. Biz Burak'a zorla satmadık. Kendisi gitmek istedi şimdi gibi. Burak çok... bu açıklamayı yalanladı. Geldi. Şöyle oluyor. Menajerine diyorsunuz ki ya giderse iyi olur. Hmm. Şimdi ne anlarsınız bundan? Gitsin. Yani bize para lazım, biz çok sıkışırız İlker, sen gidersen iyi olur diyorlar. Gitsin. Gitsin demek tabii. Ya diyorsun ki ya kalmak istiyor aslında. Yok yok aslında yani bizde çok kötü bu ara durumlar diyor. Ne anlayacak oyuncu bundan? Yani Burak'ın kalması gitmesi ayrıca tartışılır takımın geleceği ortaya koyduğumuzda. Ama durum bu. Burak istemeye istemeye satıldı. Başkanla görüşmüyorsa bir futbolcu Galatasaray'ın hani Selçuk ve Sinayder'den sonra kaptanı Burak'tır. Hani ve gol kralıdır Galatasaray'ın. Evet. Yani attığı goller yani, Avrupa'da attığı golle zaten en önemli zaten değerlerinden biridir yani. Başkanla konuşmadan gidiyor. Başkanla görüşmüyor. Artık herkes mesajları almıştır. Şöyle de bir ekleme daha yapayım. Galatasaray'da maalesef ben gördüğüm için söylüyorum, isim vermeyeyim. Yönetimin bir bölümü eldeki bütün para eden oyuncuların satılmasını istiyor. Peki kimle çıkacak abi Galatasaray? Seneye kimle çıkacak? Yani diyorlar ki sahaya. Biz iki senemizi yakalım, bütün eldekileri satalım. Kolay mı o kadar? İki seneyi yakalım, taraftar nasıl ikna yani, edeceksin? Anlatman lazım ya bunu. Şimdi, ne yapacağını, projen ne, bilmem ne, bunu taraftarına anlatmadan yani yapamazsın. Snyder'i satarken alttan bir adam geliyordur veya bir iki oyuncu alırsın, hani yetiştirirsin, bunu oynatabiliriz dersin, Snyder'i elden çıkartırsın, bir proje ortaya gelirsin. Hayır, Galatasaray şu anda tek hedefi yönetimin UEFA'dan en az zararı almak, kağıt üstünde sallayıp biz zararı şu kadara indirdik, biz UEFA kıskacından kurtulduk, işte biz geçmiş pislikleri toparladık diyerek hani kendilerini aklamak. Olumlu düşünüyor insanlar, çalışıyorlar, maddi manevi emek ortaya koyuyorlar ama yaptıkları her şey de doğru değil. Başkanın etrafını saran insanlar var. Başkan bu konularda çok tecrübesiz. Attığı adımlarda yani artık danışman kadrosu mu olur, yönetici kadrosu mu olur, herkesin her söylediğini dinlememesi gerekiyor. Ona her başkan kulübü böyle kurtarırız diyenin kayığına binmemesi gerekiyor.
başkanın kendi vereceği kararlarla insanları etkilemesi gerekiyor. Ki başkan olması hiç, gerekiyor. Ki bunu daha hiç göremedik yani. Daha hiç göremedik ya. Çok yani bir Aziz yani, Yıldırım gibi başkan olması gerekiyor. Ya Galatasaray yani illa Aziz Yıldırım gibi olmak zorunda değil. Diyor yani. Gibi derken yani arada Aziz Yıldırım hani karar verme anlamında. Yani Ünal Aysal gibi de olabilir duruşu. Tabii. Yani Ünal Aysal da etkiliyordu tabii, çünkü. Maalesef ama, Galatasaray taraftarı yönetimden memnun değil. Yönetimin kendi içinde de çatlaklar var. Çünkü ortada büyük bir açık var. Kapıya dayanmış bir Avrupa cezası var. Ama Galatasaray bu işi sadece oyuncu satarak çözemez. Elbette elde kontratlar var. Hani onların ödenip devam etmesi gerekiyor. O kontratları silip atamıyorsunuz. Ama siz Snyder'i satarak, Muslera'yı satarak, Burak'ı yerine kimseyi almadan satıp takımı sadece Umut'a bırakıyorsanız bu iş olmaz. Bu işte yanlışlık var. Yani Mustafa Denizli istifanın kıyısına geldi. Mustafa Denizli bu işi bırakacak. Seneye belki olmayabilir. Sırf kendisine verilip de tutulmayan sözlerden dolayı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Samimi fikrimi söyleyeyim. Bence Mustafa Denizli bugün bırakmalı zaten. Hani o bırakmıyorsa eğer, hani Galatasaray'ı takımı seviyor, söz verdim falan. O sadece sahipleri bunlar tabii olabilir. Tabii ki. Normal yoksa şartlar yani, olsa yani. Sen abi istediğin bir tane bile adamı aldıramamışsın. Bırak aldıramamayı. Hayır, ben bu adamı göndermeyeceğim. Satmayın kardeşim diyor. Bas bas bağırıyor. Daha ne kadar söylesin bunu her çıktığında. Sen buna da şey, bunu da bilmiyorsun. Ve adamı gönderiyorsun. Evet, satıyorsun. Yani genç bir adam bile alamıyorsun. Alamıyorsun yerine. Tabii hiçbir şey. Sen hocayı ortada bırakıyorsun. Diyorsun ki hocam işte bizim malzeme bu. Un burada. Yağ burada. Şeker yok. Ama helva yap bize. Unla yağla helva. Olmaz abi. Yani ben hani bir profesyonel düşünüyorsan bugün bırakırsın ya. Yani sana verilen hiçbir söz ya da yapılacağı Mustafa Hoca bırakmaz. Bırakmaz. Yani bence de bırakmaz. Yani şu anda zaten öyle bırakmaz. Bırakmaz. Çok, öyle bir adam değil zaten adam de bırakmaz değil. Bence de. Hele ki Galatasaray camiasına. Hele ki Galatasaray camiasına. Mustafa Hoca yani burayı adamın hayallerini yıktılar. Mustafa Hoca buraya hani kariyerinin belki de en güzel finalini yapmak üzere başladığım yerde güzel bir şekilde bitireyim diye geldi. Ama en kötü dönemi oldu. Maalesef büyük sıkıntı yaşıyor. Yani hani sezon sonu ne olacak gerçekten konuşulması lazım. Galatasaray'da bir anda bir genel kurul bile yapılabilir. Seçim, yönetim değişebilir diyorsun. Yapılabilir. Hani sanki kimse, en iyi seçenek oymuş gibi de geliyor. Müfit öyle en iyi seçenek diyoruz. Maşallah Galatasaray'ın ağabeyleri kimse yok. Hani o, evet, bir de tabii, öyle tabii abi borçlar var. Var ya, tabii yani borçlar var, şey var. Yani kimse elinin altına elin taşın altına koymuyor. Baba koyarlar mı yani, borçlar var. Doğru mu? Yani koymaları adam yok, lazım. Takımda adam yok. Eğer öyle geldiyse bu zamana kadar bu iş, abilerle geldiyse ki öyle geldi. Dursun Özbey'in üstüne yıktılar bütün yıktılar şeyi, ve kaçtılar. İnkaz altında bıraktılar tabii adamcağızı. Hakikaten çok çalışıyor. Bakın yani çok iyi niyetli bir insan, çok çalışıyor. Hani cebinden para harcıyor. Galatasaray'da bugüne kadar başkanlar cebinden para harcamaz ha. Yani verirler, sonra giderken kredi çekerler, o krediyi alırlar yani. O kredi parasıyla alırlar, giderler. Galatasaray böyle başkanları gördü. Dursun Özbek hakikaten kardeşiyle beraber bir çaba gösteriyor ama tek başına, yanında kimse yokken, bu kadar tecrübesizken ve bu kadar kör kuyuların dibindeyken bu işten kurtulması çok zor Galatasaray'ın. Bir de Türkiye'de bu yönetim büyük bir zaaf yani bütün kulüpler için Türk futbolunda. Yani yönetimler var, kalabalık listeler var. 2-3 kişi çalışıyor. 2-3 kişi. Aynen. Her yönetimde 3 kişi abi, evet, değil mi? Yani hadi 4 olsun. Yani evet, zaten olsun. Bir gerisi hikaye. Gerisi hikaye. 15 kişiye gerek de yok aslında. Bunu Ünal Aysal ilk geldiğinde söyledi. Ya 5 kişi yeter dedi. Hani gerisi ayak bağı ya. Ya hakikaten ayak bağı. Ama siz profesyonelleri yerleştirmek zorundasınız. Doğru insanları seçip doğru şirketlerin başına getirmek zorundasınız. Başkan yönetici olarak. Türkiye'de en büyük sıkıntı dernekler kanunu. Kulüpler bununla yönetiliyor. Kimse bir zararını ödemiyor. Mali açıdan ibra geldiği zaman genel kurullara elini indir kaldır. Bitiyor. Kulübe ne zarar verdin? Kaç para kredi çektin? Hiçbir şey araştırılmıyor. Kimsenin bir sorumluluğu olmuyor zaten. Yok, hayır. Götüren götürüyor. Sonra çekiyor gidiyor. Yeni yönetime bırakıyor. Yeni yönetim zaten ortalığı toparlayıp onun içine yeni yancılar sızana kadar, aynen, zaten ne olduğunu anlamıyor. Bu işin değişmesi lazım. Bu işi değiştirmek için de
Önce başkanların lazım. Değişmesi lazım. Yasalar zaten değişecek. Aynen. Ondan kurtuluşu. Başkanlar değişecek. Başkanlar işi ehli adamlara bırakacak. Ahmet abinin oğlunun şirketi var. Mehmet abinin kızı çok iyi finansçı deyip takıma başına getirmeyecekler kulüpleri. Daha profesyoneller daha bazında profesyonel söylüyorsun değil mi? İşin ehli olanları getirecekler. Yöneticiler, yönetici seçiminde şunun 300 oyu var, bunun arkasında amcası var, dayısı var diyerek gelmemeli. Bütün kesinlikle. Kulüplerde var. Üç büyüklerde daha çok öne çıkıyor büyük camialar oldukları için. Galatasaray'da bunun ceremesini çekiyor. Beşiktaş çekti. Ben inanıyorum ki Fenerbahçe'de birkaç sezon sonra Aziz Yıldırım ayrıldıktan sonra bunun sıkıntısını çekebilir. Olabilir. Bunlar hep önümüze gelecek ve sürekli devam edecek. Peki yani. Galatasaray'ın şimdi önünde önemli bir maç var abi. Yani Galatasaray Lazio maçı. Lazio geliyor. Lazio'yu ağırlayacak. Ben şimdi şöyle bir sen konuşurken de bir taraftan şöyle bakıyorum. Lazio'nun son 10 maçında tek mağlubiyeti var. Evet. Son maçında da farklı bir galibiyeti Verona'yı, var. Gerçi Verona'yı aynen 5-2 yendi. Yani geçen yani bir 3 hafta önce Napoli'ye 2-0 yenildiği maç dışında Inter maçın dahil, Kupa İtalya'yı saymıyorum, Inter Lazio maçı dahil, Inter'i yenmişti hatırlayacaksınız. Hı hı. Melo'nun kırmızı kart gördüğü maç meşhur o. Hani 10 maçta bir mağlubiyet, 2 beraberlik bile var orada. Bakayım hemen bir kontrol ediyorum tekrar ama yani orada gördüğüm Lazio maçlarında Lines olmayacak. Evet, 4. Avrupa'da 4 beraber çok beraberlik alan bir takım. 10 maçta 4 beraberlik, 5 maçta kazanmış. Kaybetmeyen kura, bir takım kolay kolay. Kura çekildiği zaman Galatasaray için aslında iyi bir kura demiştik. Lazio kurası. Fakat o dönemden bugüne çok gelindiğinde değişti. Teknik direktör işi değişti. Değişti tabii. Tablo çok değişti. Oldu. Tabii. Ya Galatasaray çok kötü. Yani Galatasaray da bir kere zaten. Galatasaray başlı başına değişti. İnanılmaz değişti. Hani sezon başında Lazio ile eşleşse Galatasaray favori diyebilirdik belki. Ki ama bence o dönem bile favoriydi. Yani kura çekildiği zaman. Şu anda Galatasaray çok zor. Şundan dolayı zor. Hani buradaki maçı kazanabilir. Buradaki maçı kazanabilir. Ama turu geçme anlamında ben çok umutlu değilim Galatasaray adına. Çünkü yani sizin tur geçmek için gol atmanız lazım. Selçuk ve Sneijder birbirine girmiş. Umut gol atamıyor. Evet. Sağda solda oynayan adamlardan Podolski zaten kaçak güreşçi. Hani ben milli takıma gireyim diye sırf gol odaklı oynuyor. Hani geriye yardıma bile gelmiyor. Sol tarafta Olcan hani tamam biraz toparlandı ama bu seviyenin adamı mı? Soru işareti. Yasin var bana para vermediler ben oynamam. Oynamam diyor. Onun kulağını çekmişler galiba bugün. Yani, kulağını çekmesinler. Kulağından tutup atsınlar. İker. Bana para vermediler. Yeni sözleşme yapmadılar. Ben oynamam demek ne demek? Hele de takım bu haldeyken. Gidersin başka bir takımda oynarsın o zaman. Yani istediğin parayı veren varsa. Galatasaray bu açıdan zor. Lazio klasik bir İtalyan takımı şu anda. Hani savunmasını kapatıyor. Evet. Sert savunma yapıyor. İki kalecisi değil. Hem Berisha'yı hem Marchetti'yi. Fena değil kalecilerden. Bu duruma bakınca bence Galatasaray İstanbul'da Lucas Biglia, işte Kandreva, Savic falan iyi bir orta saha aslında. Bu, yani İstanbul'da alınacak yani, mesela Savic falan genç ve iyi koşan yani, adamlar. Başka bir şansları yok bence. Tek galibiyet İstanbul'da olsun. Hani ikinci maçta en azından bir beraberlik ihtimallerini kullanır Galatasaray. Mutlaka kazanması lazım. Fenerbahçe'de söylediğimiz gibi evinde gol yemesin önce. 0-0 bile bir avantaj olur. İkinci maça taşırlar. Lazio'nun öyle ağam şahım bir futbolu yok ama hani öyle çok da vasat bir takım değil. Lokomotiften daha iyi tabii ki. Tabii. İtalyan. İtalyan. Evet, savunma İtalyan yapmasını bilen diye. İyi bir İtalyan takımı. Ligde de yani son kazandığı maçlarla falan ilk 8'in içinde. Yani grafiğini yükseltmiş tabii bir takım. Tabii 5'i yani. Zorlayamaz belki yani ama. Aslında Galatasaray orada 5 ile şeyin arası açıldı. Çıkış olabilecek bir maç. Hani böyle maçlar vardır ya bir anda toparlanırsın. 2 maçlık seriyi yakalarsın. Herkes rahatlar ama ben Galatasaray'ın bu maçta çok bir şey ortaya koyabileceğini düşünmüyorum. Hele ki erken bir gol yendiği anda o tribünler o sahanın üstüne çökerler. O oyuncular ne olduklarını şaşırırlar. Ben sana şaşırıyorum. O tehlike Fenerbahçe içinde var. Niçin Fenerbahçe içinde var? Çünkü Fenerbahçe'de rahat gol atamayan bir takım olduğu için, yani öyle kolay gol atamayan bir takım olduğu için Fenerbahçe'de ilk golü yerse Lokomotiv'den eminim ki burada da çok zorlanır. Kadıköy'de olmasına rağmen. Ama taraftarıyla işi çevirebilir. Ligdeki diğer durumları iyi olduğu için taraftar arkasını dönmez. Galatasaray'da öyle olmaz. Bir anda yani ligde şöyle bir şey var Fenerbahçe için. Hep şey diyoruz.
Ya bu takım ne eder eder kazanır, ne yapar eder kazanır. Defansı çünkü işte Süper Lig'in çoğu maçta üstünde bir defansı var yani. K'ye oynadığında bir tane bir istatistik vardı, bu hafta getirecektim yayına. Unutmuşum, kusura bakmayın ama Simon Kea oynadığında Fenerbahçe ne yapmış, oynamadığında ne yapmış? O kadar bariz ki fark abi. Haftaya bakarız. Aynen. Fark o kadar bariz ki bu adam varken Fenerbahçe farklı. Yapılan faul sayısından atılan, yani defanstan çıkarılan, düzgün çıkarılan, verilen pasa kadar ve önlenilen, kesilen hata kadar. Fenerbahçe'de Kea oldu mu Fener taraftarı, ben biliyorum ki işte maça gittiğimizde falan herkeste bir rahatlık oluyor. Aa, bu adam çünkü buldu kendini adam yani. Ve çevresini de çekiyor, yukarı çeken bir adam. Çok yararlı bir futbolcu. Çekip örnek çeviren bir adam. Evet, çevresini de alıp beraber yukarı çıkaran bir adam. Bak ben mesela Gökhan'ın performansının artmasında etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü o varken Gökhan savunmaya eskisi kadar yüklenmek zorunda kalmıyor. Fenerbahçe ne yapıyor ki ya? Orta sahadan top geçer geçmez atağı önde yapabilirse durduruyor. Daha atak olgunlaşmadan bitiriyor. Tabii ki yani hepsine yetişemiyor ama. Ben ilk şey. Takım açısından da Avrupa'da baktığımda Galatasaray hani şanssız, Fenerbahçe'yi daha şanslı görüyorum. Fenerbahçe tur geçecekmiş izlenimi yaratıyor bende. Hem rakibi hem kendi oyun açısından. Galatasaray'ın işi zor. Galatasaray yani bundan sonra zor günler bekliyor. Umut ediyoruz ki inşallah Galatasaray da geçer. Yani kesinlikle. Hem ülke puanı için hem her ikisi de hani, istedikleri evet. Ellerine kadar tabii, gitsinler tabii. Ama Galatasaray gerçeklerde bu böyle ülkenin şey var. Bu yani Türkiye'nin bir de hani hakikaten zor günler yaşıyor şu anda Türkiye her anlamda. Hani futbol sevinci en azından bir günlük, iki günlük de olsa insanlara biraz unutturuyor bu tip şeyleri, zorlukları. İnşallah yani iki takım da bu hafta en azından ikinci maç için avantajlı skorlar, sonuçlar evet. elde ederler. Peki kapatıyorum ben programı. Var mı söyleyeceğiniz son bir şey? Barcelona vardı. Ah çok aynen. Unuttum. Özür dilerim. Barcelona. Çok özür dilerim. Hani o Cruyff penaltısı attılar. Yani o hiç beklemediğimiz bir şeydi. Ya bak anda. Şimdi bir penaltı da bize attı Barcelona. Programı kapatıyoruz dedik. Hemen attı penaltıyı. O penaltı bence yani hani böyle jeneriklere geçecek. Yıllar boyunca hani tekrar edilip izlenecek bir penaltı. Ama farklı yorumlar var. Nedir mesela? Şımardılar diyorlar. Mesela onu karşılık rakip takımı aşağılama olarak görenler ben var. Ben zaten tamamen öyle görüyorum. Öyle mi görüyorsun? Bak yani, valla ben öyle görüyorum. Masa bölündü abi. Yeni masa bölündü aman yavaş yavaş. Sezonun ilk yarısındaki 4-1'lik mağlubiyetleri vardı Celta Vigo maçında. Evet. Ne bileyim Buidetti'nin belki golden sonra tribünlere böyle yapması mı diyeyim. Bilmiyorum bir hırs aldılar gibi geliyor ve ben hiçbir takımın bu kadar rakibini rencide ederek galibiyet aldığı bir maç son dönemde hiç hatırlamıyorum. Yani. Adam müfit yani. O Neymar'ın çalımı, Messi'nin... Şımarmak değil. Bence kasten rencide etmek için böyle bir galibiyet. Ben bir şey daha söyleyeyim mi aykırı? Hepten aykırı gideyim. Ben Guidetti'yi de beğendim. Maçı seyrettim. Ben Guidetti'yi beğendim. Oyunculuğunu mu? Yani bu maçta beğendim. Maçta beğendim. Ben öyle hiç düşünmüyorum. Hı-hı. Hani Cruyff yaptığında nasıl böyle tarihe geçtiyse kimse dönüp de bakınca Cruyff ya rencide etti rakibini falan demiyorsa... Hatırlamıyorsun. Sen ben daha yaşlıyım hani hatırlamıyorsun. Panenka penaltısı. Hala sadece Panenka penaltısı olarak geçiyor. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben seyretmedim. Tamam eyvallah. Ben seyretmedim ama ben Cruyff'u hani iyi bilirim. Hakikaten iyi bilirim. Daha önce yazdım da hani Cruyff'un hayatıyla. Takip de ederim. Yani Rinus Michels'ten beri Hollanda futbolunu hani anlamaya çalışamadım. Cruyff küstah bir adamdı. Yani kişiliği, karakteri öyle bir adam. Çünkü... Muhteşem. Yani egosu büyük, muhteşem bir yıldızdı. Cruyff bunu yaptığında ona yakıştırırlar ama hani o sahada Barcelona şimdi temiz çocuklarından biri yaptığında müfit gibi düşünen çok adam vardır diye bence biliyorum çok, yani çok ben çevremden de. Tarihe geçtiler. Yani o mesela ben penaltıda çok değilim aslında. Sen o penaltının alınış şekli. Sen maçın genelinde ezdiler zaten. Belli Barcelona. Ben uyuz oldum. Yok kızmadım ben Barcelona'ya. Yani benim gördüğüm o sadece ki bilmiyorum yani. Yapabilir Barcelona bunu. Yani, herkese yapabilir. Kimseye bak, yapmıyor ama Celta Vigo'ya bilerek yaptı gibime geliyor. Öyle mi diyorsa o ilk yarıdaki mağlubiyetten dolayı. Bence yani hem ilk yarıdaki ezmek istediler yani. İstediler yani. İstediler. Bunu bariz kasten yaptılar. Sana bir şey söyleyeyim. Ben de aynı şeyi hissettim biliyor musun? Maçı seyrederken. Ben özellikle ezmek için yapıyorlar diye düşündüm yani. Messi'nin o penaltıyı alma şekli nedir ya? Önce ama attı topu. Şimdi bak, durdu. Tekrar Messi sağından attı. Solundan geçti. Neymar'ın yaptığı çalım. Sessiz sakin o Messi. O tekmelerden ki, sonra çıldırır. Her Messi penaltıyı aldı böyle bir yerde sırıtıyordu ya. Aynen. Bir maçın ardında şöyle demiştim. Messi hani kapatıyoruz öyle söyleyeyim.
Buna ilk yarının sonunda bir terbiyesizlik yaptılar saha içinde. Böyle bir itip kalktılar. Zaten ufak boylu bir arkadaş. İtip kalktılar. Messi ondan sonra siz göreceksiniz dedi. Soyunma odasının koridorunda. Bu ertesi gün İspanyol basınına yansıdı. İkinci yarıda çıktı. Hepsini ipe dizerek gol attı. Ondan sonra ben onlara ilk yarının sonunda söylemiştim zaten dedi. Messi'yi kızdırırlarsa böyle şeyler yapıyor. Yapmasınlar. Ya. Muazzam bir frikik gol aslında. Yapmasınlar. Peki yani şimdi madem kapatıyoruz hani Avrupa'dan bahsettik hemen şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela Liverpool da 6 attı bu hafta evet. Aston Villa'ya. Çok hani, enteresandı. Çok enteresan bir maçtı ve hani arka arkaya bir anda ikinci yarıda patır kütür atmaya başladılar. Gol işte Origi girdi attı, o girdi attı, bu girdi attı, herkes attı. İngiltere'de haftanın maçı vardı değil mi? Haftanın maçı. Ondan bahsedelim. Arsenal Leicester City ile karşılaştı. Leicester gerçekten hani rüya yanlılarının takımı, rüya görmek isteyenler, rüyanın devam etmesini isteyenler Leicester'ın galip gelmesini istiyordu ki ben de bunlardan biriyim. Yani Leicester'cıyım bu yıl hakikaten. Jamie Vardy ve asıl kahramanı bu senin bence Riyad Mahrez. Gol de buldular. Penaltıdan gol de buldular. Ancak bir kırmızı kart. Sonrasında Arsenal isteği o maçı değiştirdi. Arsenal'in hani bir kişi fazla tabii de hani o tabii. Ders gibiydi yani sahaya evet. Yayılmaları tam o yaptıkları. İnanılmazdı. Aslında. Türkiye tipi yorum yapayım. Futbol baronları Leicester'ın kazanmasını istemediler. Yok. Ligin kopmasını istemediler. Sana bir şey söyleyeyim mi? Arsenal öyle değildi. Yani. Ben Müfit'e katılıyorum. Hani al bizim şeye genç topçulara o maçı izlet. Maçın evet, son 20 yani, dakikasını 25 dakikasını Arsenal'ın oyununu. Sahaya futbol böyle Arsenal lemelerine gerçekten ayrı. Böyle bir yayılma yok. Yani muhteşemdiler. Akabinde akşam saatlerinde yani saat 6'daki maçta da Tottenham Manchester City'yi yendi. İngiltere'de zirve bayağı karıştı. Yani orada evet. Mesela bu senenin majör liglerden de baktığımızda en zevkli ligini seyrediyoruz. Tottenham Premier biraz ligde. Geri planda kaldı gibi duruyor ama geldi onlar da çok büyük şimdi. İş yapıyor şu geldi. Anda. Şu anda üçüncüler geldi. Mesela Manchester City o para harcamaya bilmem neye rağmen artık zorda kalacak. Kapatıyorduk. Kapatıyorduk. Kapatalım. Premier Lig olunca da bizim değişiyor şeylerimiz. Peki sevgili izleyenler bu hafta 21. haftayı değerlendirdik. Hafta içi Avrupa maçları var. Biraz onlardan da bahsettik. Önümüzdeki hafta tekrar bir arada olacağız. Yine pazartesi günü. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bol gollü kazananın hak edenin kazandığı bir hafta olmasını dileriz. İyi akşamlar.